Esselamu aleyküm sevgili dostlar. Esmaül Hüsna video serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu anlatacağımız zikirleri gerek bu videomda olsun gerek diğer anlatmış olduğum videolarımda olsun ne zaman nerede dua edelim adlı videomda vermiş olduğum zikir saatlerine uyarak çekmeye gayret edersek zikirlerimiz çok daha isabetli olmuş olur. Gayret bizden, muvaffakiyet Rabbimizden. Evet, en son Ya Celil ismini anlatmıştık. Peşinden gelen Esma ise Ya Kerim. Buyurun başlayalım. Ya Kerim Celle Celaluhu. Rabbimizin bağışlaması hiç bitmeyen, hayrı çok olan, kullarına cömertlikte sınırı olmayan ve her türlü güç getiriyor olmasına rağmen affeden manalarına gelen ismi şerifidir. Ya Kerim ismi şerifinin sırları. Dünya ve ahiret mutluluğuna kavuşmak için günlük olarak bu ismi şerif Ya Kerim diyerek 270 defa okunur. Yatmadan evvel bu esma zikrini Ya Kerim diyerek 270 defa okuyan bir kimse Rabbimizin ikram ve lütuflarına kavuşur. Her 5 vakit farz namazı kıldıktan sonra bu esma zikrini Ya Kerim diye 270 defa okuyan bir kişiye her türlü hayırlı kapılar açılır, rızkında artış olur, işlerinde başarı elde eder. Ya Allah, Ya Kerim diyerek borçlu olan bir kimse her gün 1000 defa bu ismi şerifi zikrederse borçlarından kurtularak huzura kavuşmuş olur. Bu esmayı cuma günü Ya Kerim diyerek 270 defa okuyan kimse tüm elemlerden, kederlerden, bela ve musibetlerden kurtuluşa ererek refaha kavuşur. Uykudan evvel 270 defa Ya Kerim ismi şerifini zikreden kimseye Allahu Teala insanlar vasıtasıyla çeşit çeşit ikramlarda bulunur. Ya Rakib Celle Celaluhu. Rabbimizin her şey ilmi, nazarı ve kontrolü altında bulunan, bütün mahlukatından bir an bile gafil olmayıp onları gözeten manalarına gelen ismi şerifidir. Ya Rakib ismi şerifinin sırları. 5 vakit farz namazları sonrasında bu ismi şerifi 312 defa Ya Rakib diyerek zikreden bir insanın rızkı açılır, her türlü kötülükten muhafaza olunur. Her işlerimizde Allah'ın koruması altında olmak için günde 312 defa Ya Rakib diyerek bu ismi şerifi zikredilir. Herhangi kayıp bir şeyin bulunması için günde 312 defa Ya Rakib diyerek bu ismi şerif okunmaya devam edilir. Hamile bir bayan Ya Rakib diyerek bu ismi şerifi günde 312 defa okursa doğum anında sıkıntı çekmez. Hafızanın kuvvetlenmesi için bu ismi şerif günde 312 defa Ya Rakib diyerekten zikredilmeye devam edilir. Herhangi bir şeyden korkmuş olana ensesinden tutarak 7 defa Ya Rakib ismi şerifi okunursa o kimsenin korkusu gider. Bir kimse 7 defa Ya Rakib ismi şerifini malı, ailesi ve kendisi üzerine okuyup üflerse Allahu Teala onları bütün afet ve belalardan muhafaza eder. Vasıtaya binildiğinde 25 defa Ya Rakib ismi şerifinin okunması o kişi için bir kalkan vazifesi görür ve o kişiyi muhafaza eder. Güzel bir vasıta duası. Ya Mücib Celle Celaluhu. Rabbimizin kendisine dua edenlerin dualarını kabul eden, hiç kimsenin çabalarını boşa çıkarmayan manalarına gelen ismi şerifidir. Ya Mücib ismi şerifinin sırları. Devamlı olarak bu ismi şerifi zikreden kimsenin aleyhinde olanların dilleri aleyhinde konuşamaz. Dedikoducuların, hasetçilerin hasetleri tesirsiz hale gelir. Ya Mücib esmasını günlük 55 defa zikreden bir kulun Allahu Teala dualarını kabul eder. Ya Vasi' Celle Celaluhu. Rabbimizin ilmi, rahmeti, mağfireti her şeyi kuşatan, zenginliği bütün mahlukatının ihtiyaçlarını fazlasıyla gidermeye kafi olan manalarına gelen ismi şerifidir. Ya Vasi' ismi şerifinin sırları. Sıkıntıları olan kimsenin bu sıkıntılardan kurtulmak için günde 137 defa Ya Vasi' diyerek bu ismi şerifi okursa sıkıntılarından kurtulur. Rızık genişliği için bu ismi şerif günlük 137 defa Ya Vasi' diyerek okunur. Günde 5 vakit namazların ardından 11 Fatiha okuyup sonra 137 defa Ya Vasi' diyerek bu esmayı okuyan bir kimsenin rızkı genişler, ahlakı güzelleşir ve Allahu Teala hiçbir zaman o kulunu sıkıntıda bırakmaz.
Ya Vasi'a ismi şerefini çokça zikreden kimse Allahu Teala'nın izniyle geçim darlığı çekmez, rızkı bol, ömrü uzun, hanesi bereketli olur. Ya Hakim Celle Celaluhu, Rabbimizin hükmünde tarafsız ve adaletli olan, hükmünde yanılmayan, hata ve zulüm yapmayan manalarına gelen ismi şerifidir. Ya Hakim ismi şerifinin sırları. Yeni bir iş kurmak için bu esma zikri günde 78 defa Ya Hakim diyerek okunur. Günlük 5 vakit farz namazları sonrasında bu ismi Ya Hakim diyerek 78 defa zikreden bir kulun ibadetlerinde hikmet ve ilim sahibi olduğu gibi öğrenme kabiliyeti de artmış olur. Ya Hakim diyerek bu ismi şerifi 78 defa bir hastanın üzerine okunduğu zaman o hasta eceli gelmemişse Allah'ın izniyle şifa bulur. Devlet büyüğünden kabul görmek için bu esma zikri Ya Hakim diyerek günde 78 defa okunmaya devam edilirse çabukça davete icabet olunur. Ne gibi isteği var, dileği var ise yerine getirilir. Kalbinin hikmet nuru ile nurlanması için bu ismi şerif günde 78 defa Ya Hakim diyerek okunmaya devam edilir. Ya Vedud Celle Celaluhu, Rabbimizin kendisine yönelen ve tevbe eden kullarını seven, güzel amelleri nedeniyle kullarından razı olup ihsanda bulunan manalarına gelen ismi şerifidir. Ya Vedud ismi şerifinin sırları. İnsanların sevgisini kazanmak isteyen bir kimse bu esma zikrini Ya Vedud diyerek günlük 400 defa okumaya devam eder. Herhangi bir pişen yemeğin üstüne bu esma zikri 1000 defa Ya Vedud diye okunup üflenir, o yemek de eşlere yedirilirse aralarındaki sevgi ve muhabbet duyguları artar. Bu esma zikri Ya Vedud diyerek günlük 270 defa okuyup zikreden bir kimse borçlardan, sıkıntılardan, fakirlikten kurtulup feraha, kurtuluşa ermiş olur. Günlük 5 vakit farz namazları sonrasında bu esmayı 20 defa Ya Vedud diye zikredenleri Allah Azze ve Celle onun kalbini nurlandırdığı gibi kalbindeki sıkıntılardan da rahata, huzura kavuşturur. Ne gibi dilek, istek ve muradı varsa ihsan eder. Ya Mecid Celle Celaluhu, Rabbimizin fayda, hayır ve menfaatlerin hepsini elinde bulunduran manalarına gelen ismi şerifidir. Ya Mecid ismi şerifinin sırları. Bu zikri Ya Mecid diyerek günlük 57 defa zikretmeye devam eden bir kimseden şeytan uzaklaşır ve vesvese veremez hale gelir. Kendisinde vesvese olduğunu gören insanların hiç bırakmaması gereken çok güzel bir zikir. Ya Mecid diyerek 57 defa her gün bu esmayı zikreden bir kişinin dünya ve ahirete dair ne gibi hayır üzerine dilek ve isteği varsa muradına nail olur. Ya Mecid Ya Vasi'a diyerek 194 defa bu ismi şerifi sürekli zikretmeyi kendine virt edinen bir kimse bütün zorluklardan, meşakkatlerden kurtuluşa erer. Yapacağı her işte başarılı olur, bütün hayırlı kapılar ona açılır. Bu ismi şerifi Ya Mecid diyerek günlük 57 defa çekmeyi kendine virt edinen bir kul rızık endişesi çekmediği gibi rızkı bollaşır ve sıkıntılarından da kurtularak refaha erer. Ya Ba'if Celle Celaluhu, kelimenin sonundaki S harfi peltek olacak sevgili dostlar, Ba'if şeklinde. Rabbimizin kulların derecelerini yükseltip onlara makam ve mevki veren, bütün ölüleri mahşerde diriltecek olan manalarına gelen ismi şerifidir. Ya Ba'if ismi şerifinin sırları. Kazancın artması için, sağlıklı olmak için bu ismi şerif Ya Ba'if Ya Fettah diyerek günde 573 defa zikredilmeye devam edilir. Satılması istenen mal ve mülk için bu esma-i zikir Ya Ba'if diyerek günlük 573 defa zikredilir ve o malın satılması için arkasından dua edilir. Alacaklılarından alacaklarını almak için bu ismi şerif günde 573 defa Ya Ba'if diyerek zikredilir. Ya Ba'if esmasını günde 573 defa devamlı okuyan bir kişi ibadetlerini isteyerek ve severek yerine getirir. İçinde Allah korkusu ve sevgisi hasıl olur.
Allah'a yönelik yapacağı ibadetlerinde la gayet tembel olan bir kişi ya va'id diyerek günde 573 defa okumaya devam ederse yapacağı ibadetlerine karşı kalbinde istek oluşur. İbadetlerini isteyerek, severek, gönülden arzulayarak aşk ile yapar. Sıkıntılardan ve dertlerden kurtulmak için bu ismi şerif ya va'id diyerek günde 573 defa zikredilmeye devam edilir. Bekar olan bir kız veya erkek bu ismi şerifi günde 1062 defa ya ba'if ya fettah diyerek zikretmeye devam ederlerse hayırlı, mutlu ve huzurlu bir evlilikleri ve yuvaları olur. Hayırlı evlatlar sahibi de olurlar. Kapılı kapıların ardına kadar açılması için bu ismi şerif ya ba'if diyerek günde 573 defa zikredilmeye devam edilir. Ya şehidi celle celaluhu, Rabbimizin her olaya ve hadiseye bizzat şahit olan, kendisinden hiçbir şey saklanamayan manalarına gelen ismi şerifidir. Ya şehid ismi şerifinin sırları. Yaramaz, huysuz bir çocuğun bu huyundan kurtulması için bu ismi şerif ya şehid diyerek 319 defa zikredilmeye devam edilir. Şehit olmak isteyen bir kimse bu ismi şerifi ya şehid diyerek günde 319 defa sürekli zikretmeye devam eder. Heybetli olmak için bu ismi şerif günde 319 defa ya şehid diyerek okunur. Ya Hak Celle Celaluhu, Rabbimizin varlığı ve vücudu gerçek olan, hiç değişmeden daima sabit olarak duran manalarına gelen ismi şerifidir. Ya Hak esmasının sırları. Ahlakının güzelleşmesi için bu esma zikri günde 108 defa Ya Hak diyerek zikredilir. İmanla ölmek için günde 108 defa Ya Hak diyerek okunmaya devam edilir. İnsanlar üzerinde sözlerinin geçerli olması için bu ismi şerif günde 108 defa Ya Hak diyerek okunur. Hayır işlerinde başarılı olmak için günde 108 defa Ya Hak diyerek bu ismi şerif zikredilir. Ya Hak diyerek günde 108 defa zikreden bir kimsenin doğruyu ve hakkı görmenin yollarını Yüce Rabbimiz tarafından ona ihsan ve lütfedilir. Günlük 5 vakit farz namazları sonrasında bu ismi şerifi Ya Hak diyerek 108 defa zikreden bir insan yaptığı her işte başarılı olur. Hasta ise de şifaya kavuşur. Ya Vekil Celle Celaluhu, Rabbimizin kendisine güvenen kullarının işlerini en iyi şekilde gören, yoluna koyan, kullarının rızıklarına kefil olan manalarına gelen ismi şerifidir. Ya Vekil ismi şerifinin sırları. Allah-u Teala'dan her türlü yardımı görmek istiyorsak bu ismi şerif günlük Ya Vekil diyerek 66 defa zikredilir. Bu ismi şerif günlük Ya Vekil diye 66 defa devamlı zikreden kulları Cenab-ı Hak hiç beklenmedik yerlerden rızıklandırır. Bu ismi şerifi her sabah gün doğarken Ya Vekil diye 66 defa zikreden kulların Allah-u Teala maddi manevi ikramlarda bulunduğu gibi bu kimseyi zengin kılarak hiç ummadığı yerlerden rızıklandırır. Bu esmayı Ya Vekil diye günlük 66 defa devamlı olarak zikreden kimselerin kalbine sükunet iner. Üzüntülerinden kurtularak da huzura refah kavuşur. Ya Kavi Celle Celaluhu, Rabbimizin gücü kuvveti sonsuz olan, kendisini hiçbir şey aciz bırakmayan manalarına gelen ismi şerifidir. Ya Kavi ismi şerifinin sırları. Zalimi perişan etmek için bu esma-i zikir 117 defa Ya Kavi diyerek okunmaya devam edilir. Kansızlık için bu ismi şerif günlük 116 defa Ya Kavi diyerek okunmaya devam edilir. Vücudun güçlü, kuvvetli olması için bu ismi şerif günlük 116 defa Ya Kavi diyerek okunur. Kazalardan ve belalardan korunmak için bu ismi şerif Ya Kavi diyerek günde 117 defa zikredilir. Kalbin kuvvetlenmesi için sabah namazı sonrasında bu ismi şerif Ya Kavi diyerek 126 defa zikredilir. Bedeni gücü ve kuvveti artırmak için bu ismi şerif Ya Kavi Ya Kadir diyerek günde 116 defa zikredilmeye devam edilir. Ya Metin Celle Celaluhu,
Rabbimizin kuvvet ve iktidarı şiddetli olan, hiçbir şey kendisini sarsmayan, kendisine güvenilen manalarına gelen ismi şerifidir. Ya Metin ismi şerifinin sırları. Bir kimse daima güçlü ve kuvvetli olmak istiyorsa bu esmayı Ya Metin diyerek günlük 500 defa devamlı okumaya devam etmelidir. Yeni doğum yapmış ve sonrasında da sütü olmayan anneler yiyip içtiği yiyeceklere bu ismi şerifi Ya Metin diyerek okuyup içtiği takdirde sütü bol olur. Bu esma-i şerif hasta bir kimseye bir bardak suyun içerisine Ya Kavi, Ya Metin diyerek her gün 616 defa okuyup o suyu o hastaya içirirse hasta yakın bir zaman içinde şifa bularak iyileşir. Madden ve manen zayıf olan, tembellikten kurtulma niyetiyle bu ismi şerif Ya Metin diye 500 defa okunduğunda bu hal ve durumu düzelir. Günahkar olan bir kimse bu halinden kurtulmak istiyorsa bu esma-i şerifi Ya Kaviyyül Metin diye her gün 10 defa okuduğunda o günahkar halinden kurtulur. Ya Veli Celle Celaluhu. Rabbimizin iman eden kullarına yakın olan, onlarla dost olan, son derece şefkatli ve iyilik eden manalarına gelen ismi şerifidir. Ya Veli ismi şerifinin sırları. Bir insan gireceği bütün işlerde Allah'ın yardımına erişmek istiyorsa bu ismi şerifi günlük 2116 kere zikretmeye devam etsin. Ya Veli, Ya Allah deyip 46 defa günlük bu zikre devam eden bir kimseyi Allah'ın sevdiği kullar arasına alıp bütün hayatı boyunca da Allah'ın yardımına ona ulaşır. Bu ismi şerifi günlük zikretmeye devam edildiği takdirde Allah-u Teala Azze ve Celle Veli kullarının içerisine katar. Allah-u Teala Ya Veli ismini 1000 defa her cuma günü akşam namazına doğru bu esmayı zikredenlerin hayır olan ne dileği var ise kabul eder. Her türlü kötü huydan kurtuluşa ermek için her namaz sonrası Ya Veli diyerek günde 46 defa okunur. Evet sevgili dostlar, bu gibi güzel bilgilerin paylaşılmasını, yayılmasını istiyorsak kanalıma abone olup beğeni de atarsanız bu işte bize destek olmuş olursunuz. Rabbim hepinizden razı olsun. Bir başka güzel videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.